ziyaretçilerin fotoğraflarının çekilmesi, onların yüzlerindeki ifadeden bir sergi oluşturması yönünde bir şey oluştu. Ama bir taraftan da aslında tartıştığımız şey şuydu. Vitruvius'un 6 ilkesi. Genelde herkes üçlemeye bakar. İşe yaramalı, sağlam olmalı, güzel olmalı. Utilitas, venustas, formitas. Halbuki Vitruvius'un alameti farikası 6 kavramdır. Mimarlık der, tasarım, düzen, uyum, ölçü birliği, ekonomi ve amaca uygunluktan oluşur. Bunlarla mimarlık yapabilirsiniz der. Bunları tartıştığımız bir süreç içerisinde dediler ki ya mimarlık acaba hani biz bunları konuşuyoruz ama mimarlığı deneyimleyenler için nerede duruyor bu? Bir arkadaşımız dedi ki yani insanlar kavramı bilmeyebilir ama bunlar başarıya ulaştığında herhalde yapıyla ilgili bir şey onların yüzüne yansır. Sonra bir gördükleri bir sergiden esinlendiler. Fotoğraf çekelim dediler. Fotoğrafı çektik. O sırada anlatım teknikleri dersinde de topografya, AutoCAD gibi konular söz konusuydu. Hemen şuradan onu göstereyim. İkisini bir araya getirdik ve fotoğrafları çekip bunu AutoCAD'e atıp AutoCAD'de topografya çizgileri olarak yüzleri modelleyip sonra lazerden çıktılarını alıp bir Facer'da kelime oyunu, ben seviyorum bu kelime oyunlarını. Böyle bir insan yüzlerinden hem topografya hem sergi. Yaklaşık 400 tane burada. 496 tane özür dilerim. 100 var burada. Her biri farklı. Birkaç şeyi bir araya getirip bu arada ihtiyaç duyana kadar da bu topografya, işte izohipsler, okuduğunuz okula göre kavram değişir. Bazı okullarda münhidni derler, bazı okullarda işte izohips denir. Topografyayı oluşturmayla ilgili ihtiyaç duyana kadar bu çizim tekniklerinden de bahsetmedik ama o ihtiyaç duyulduğu anda, konuşulduğu anda insanlar AutoCAD'i de öğreniyorlar. Ki biliyorsunuz genelde testinden bir gece önce bir sürü komuta öğrenilir, bir sürü şey yapmak öğrenilir. Hayatımızın bir parçası haline getirmiştik. Daha sonraki bir dönemde, bir sonraki yıl yaptığımız, bir önceki yıl yaptığımız çalışmayı da size göstermek istiyordum. Onda da böyle bir öğrenme süreci vardı. Çok özür dilerim daha sonra. Önceki değil de bulamadım şimdi. Ha, burada şeyi göstereyim. Uçurtma uçurarak başladığımız bir dönem. Salgın dönemine denk gelen arkadaşlarımız, onlar son dönemde şey gittiler. Uçurtma uçurarak başladık. Ben çok eğlenceli olacağını düşünüyordum. Bir kısım arkadaşımız çok eğlendi ama bir kısım içinde bu da ödev oldu. Mesela bir türlü ikna edemiyoruz gençleri. Ya uçurun, keyif alın, koşun. Hayır, peki bunda kesin bir numara var. Kesin bir numara var. Ne olacak acaba bu işin sonu diye herkes bakıyor. Halbuki eğlenmek çok önemli. Eğlendiğiniz zaman dediğim gibi öğreniyorsunuz. Soru varsa bu arada alalım yoksa devam ediyorum. Yok galiba, söz isteyen de yok. Var, söz isteyen, ay ben istemişim yanlışlıkla, söz isteyen yok. Ya da yorumu olan varsa da arkadaşlar yorum da yapabilirsiniz. Sohbet niteliğinde olur, güzel olur. Bu arada ben başka bir çalışmamızı daha göstereyim. Bu da yine iklim değişikliği bağlamında yaptığımız dönem sonu çalışmalarından bir tanesi. 1200 tane hedeflemiştik. Bunlar kağıt tuğla, sadece kağıtları sıkıştırarak elde ettiğimiz tuğlalar. 1200 hedefledik, 900'e fittik, 600'de olur dedik, 300 taneyle bitirdik ama oldukça da iyi iş çıkarttı arkadaşlarımız. Hatta şöyle bir şey, bu şeyi de kendileri yaptılar. Sıkıştırma aracını da kendileri yaptılar. Hatta bu mekanizmaya da isim vermişlerdi. Çünkü o kadar çok uğraştılar, çalıştılar ki o ekibin bir parçası haline gelmişti. İlk denemeler sağlam. Bunlardan 300 tane yaptık ve şuradan göstereyim. Farklı örgü teknikleri denedik. Bir projeksiyon ekranı yaptık. Atık kağıt kullanmıştık. Kalan kağıtlarımızı da bir araya getirdik ve onu da bir projeksiyon ekranına dönüştürdük. Pink Floyd sevmeyen bizden geçemez diyoruz. Hoş burada Gilmour dinliyoruz ama şey yapmayalım. Yani genel olarak Pink Floyd diyelim. Bu arada benim için çocuklara mimarlık, çocuk ve mimarlık ara kesinde buluşan resimli kitaplar da çok değerli. Onları da topluyorum bir koleksiyon olarak. Olabildiğince de kendi Instagram hesabımdan bu kitaplara dair yorumlar yazmaya çalışıyorum. Bunu da önemsiyorum çünkü mimarlık yapmanın ötesinde önce iyi kentliler olmak lazım. Ya da nerede yaşıyorsanız, yani iyi kasabalı, iyi köylü, nerede yaşıyorsanız onun fiziksel ve doğal yapısını keşfetmek, onun bir parçası olmak çok önemli. Yani ben mimar olduğum için bunun mimarlık kısmına bakıyorum. Bu tür kitaplar, çocuklar için bu tür araçlar aslında iyi birer dünyalı olmak için çok önemli. Bunu ne kadar erken keşfederseniz, ama bunu şey anlamında söylemiyorum, bir kariyer anlamında söylemiyorum. İşte efendim mimarlar ne yapar bunu öğrensinler, kimse mimarlık anlamıyor, toplum mimarlığı anlamıyor anlamında söylemiyorum. Kimsenin mimarlığı anlaması gerekmiyor. İyi mimarlık talep edebilmek için
Önce dünya üzerinde yapılı ve doğal çevrenin iyi bir parçası olmak lazım. Siz nitelikli bir şey talep etmeye başladığınızda mimarlık da bunun içine girecek. O yüzden bu tür kitapları çok önemsiyorum. Toplamaya elimden geldiğince çalışıyorum. Salgın döneminde ki şeyleri görüyorsunuz bir taraftan da. Size oyun konusuna başladığımız yeri de göstereceğim. Bu arada arttırılmış gerçeklikle ilgili şeyler de önemli. Bu da bizim Augustus Tapınağı ile ilgili yaptığımız bir çalışma. Müthiş bir ekiple sanat tarihçileri, mimar tarihçileri, bilgisayar mühendisleri, iç mimarlar, öğrenciler hep beraber çalıştığımız güzel bir ekipti. Burada Augustus Tapınağı için bir arttırılmış gerçeklik uygulaması yapmıştık. Ama bu uygulama sadece böyle hani tutuyorsunuz ve görünüyor değil. Siz yürüdükçe eş zamanlı olarak lokalizasyon yapıyor ve malzemeyi de giydiriyordu. Bu anlamda bizim için çok kıymetli bir aşamaydı. Uygulamayı yaptık, bir projeydi okulumuz tarafından desteklenen. Çok da öğretici bir süreç olmuştu. Onu da paylaşmış olayım. Salgın dönemi dediğim gibi bizi çok etkiledi. Bu bizim Minecraft çalışmalarımızdan bir tanesi. Minecraft Education Edition, Minecraft'ın normal versiyonundan farklı bir plat. Bu platformda sadece okul hesaplarınızla çalışabiliyorsunuz. 30 kişiye kadar beraber içeride etkinlik yapabiliyorsunuz. Bizi özellikle salgın döneminde çok böyle bir seviye sıçra. Üretim yapabiliyorsunuz, tartışabiliyorsunuz. Tabii yani Discord'dan iletişim kuruyorduk o sırada. Ankara'daki binaları modelliyorduk hep beraber. Hayalimiz bir Ankara Minecraft'ı yapmaktı. Epeyce bir yapıyı modellediğimizi söyleyebilirim. Burada da arkadaşlarımız bu arada içinden keşfettikleri için aslında ölçekle ilgili, yapının farklı nitelikleriyle ilgili çok şey de keşfediliyor. Atakule ile ilgili bir çalışma yapıyorlar. Bir iki arkadaşımız Cengiz Bektaş'ın Etimesgut Camii ile ilgili bir çalışma yapmıştı. Caminin o gün içerisindeki değişen ışıkla ortaya çıkan atmosferi, dış mekanı, çadırvanıyla beraber o kadar iyi bir deneyim ortaya çıkmıştı ki hepimiz büyük bir heyecanla keşfetmiştik onların sayesinde. Hatta işte burada. Çok Ama keyifliymiş bu Ankara modelleme. evet, Bilal ve Mehmet yapmışlardı bunu. Etimesgut Camisi'ne maalesef giremiyoruz şimdi. Yani askeri bölgede olduğu için. Ama işte buldukları görsellerden hareketle böyle bir deneyim üretmişlerdi. Çok dinamik bir ortam Minecraft biliyorsunuz. Yani oyunun kendisi zaten öyle. Mekanı keşfetmek için çok fazla fırsat sunuyor. Üretmek için, yani üretmek, yani tasarım yapmayı öğrenmek, belirli bir tasarım dilini, belirli bir estetiği, belirli formları öğrenmekten daha önemli birinci sınıf. Ağırlıklı olarak birinci sınıf eğitimleri belirli bir tasarım dilini öğretmeye çalışıyor. Bu da ağırlıklı olarak modernist bir dil. Ben de bir modernistim. Yani o konuda bir şeyim yok. Ama ben kendime benzetmek istemiyorum öğrencilerimi. O çok kolay. Kimsenin ruhu duymaz. Her öğrencinin kendi yolunu bulması lazım. Bunun içinde her öğrencinin kendi ilgisi ve bilgisi doğrultusunda bir süreç inşa etmesi lazım. Bu tür ortamlar öğrencilerimizin kendi becerilerinden yola çıkarak bir şeylere merak duymaları konusunda daha çok fırsat veriyor. Benim stüdyomda öğrencimiz isterse Sulu Boya'yla yapar, isterse Sims'te yapar, isterse Minecraft'ta yapar. Hala teslimlerini bu platformları kullanarak yapan arkadaşlarımız var. Bu da mesela dönem sonu çalışmalarından. Dönem sonunda da Isaac Asimov'un Caves of Steel romanının mekanlarını hep birlikte üretmiştik. Keşfetmek, problemleri çözmek, alternatifler denemek, yeni araçlar kullanmaya karşı heyecan duymak, konfor alanından çıkmak bir tasarımcının sahip olması gereken temel şeyler. Sonra bunun üzerine şeyinizi oluşturabilirsiniz. Mimarlık dilinizi oluşturabilirsiniz. Ama önce tasarım yapmayı keşfetmek lazım. Yoksa şey çok kolay. Denge böyle olur. Ritim böyle yapılır. Kompozisyonun tanımı budur. Make a composition with hierarchical elements dediğiniz zaman bu mimarlığa gideceği anlamına gelmiyor.
Yani o bence çok şey. Şu çalışmayı da size göstermek istiyorum. Bu da çok önemsediğim bir çalışmaydı. 2 sene önce Ankara'da bir Mesleki Teknik Anadolu Lisesi'nin çok böyle kıymetli hocalarının da şeyiyle boş bir alanda mevcut atağa çıkmış, hurdaya çıkmış sıralarla ürettiğimiz bir rekreasyon alanıydı. Hiçbir şeyi kesmeden, biçmeden sadece çevirip birbirine geçirerek büyük bir rekreasyon alanı elde etmeye çalışmıştık. Çalışan ekibe de tekrar teşekkür ediyorum. Gördüğünüz sıralar hiçbir şey yapılmadı. Sadece yere yatırıldı, birbirine geçirildi. Böyle bir platform oluşturmuştuk. O da önemsediğimiz bir çalışma. Şimdi birkaç oyundan daha bahsedeceğim ama şunu da göstermek istiyorum. Dedim ya, yani öğrencilerimiz neyi kullanmak istiyorlarsa biz bunu destekliyoruz. Bunun içerisinde AR, VR da var. Bunun içerisinde kendi yaptığımız Google Cardboard'lara video çekip yapmak da var. Google Cardboard'larımızı da kendimiz yap. Olabildiğince çok araçla tanıştırmaya çalışıyorum birinci sınıfta öğrencilerimiz. Arkeo platformu çok özel bir platform. VR içerisinde işbirlikli tasarım yapabildiğimiz bir platform. Üretim de yapabiliyorsunuz. SketchUp gibi çalışıyor ağırlıklı olarak. Şu anda yapı bilgisi modelleme ortamına da entegrasyonu yapıldı. Unity ile vesaire de beraber çalışıyor. Buraya 30 kişi girebiliyoruz. Eş zamanlı olarak birlikte üretiyoruz, konuşuyoruz, tartışıyoruz. Hala da devam ediyor. Ama dediğim gibi bu bütün süreci şeye çevirdiğimiz anlamına gelmesin, dijital bir şeye. Tam tersine, ya ben maket yapmak istiyorum, alçıyla çalışmak istiyorum diyen olduğunda ona da izin veriyoruz. Bu da Arkeo ile ilgili bir şey. Arkeo ölçekler arası çalışma fırsatı da veriyor. Mesela 1/200'den bakıyoruz. Gözlükle yukarıdan bir yere işaretledik. Buraya çalışalım dedik. Sonra da kendimizi hop 1/1 oraya ışınladık. Şu anda içinde 1/1 çalışıyoruz. Arkeo'daki çalışmalarımız devam ediyor. Hatta TOBİTÜ Taşkent Mimarlık bölümüne verdiğim bir tasarım stüdyosu dersinde orada da 5 tane gözlüğümüz var. Hiç Zoom'dan uğraşmadık ekrana bir şey çizmeye çalışarak. Oradaki arkadaşlarımız gözlüklerini taktılar. Biz gözlüklerimizi taktık. Birlikte çalıştık. Hatta işte hani toplantılarımızı da olabildiğince VR'ın içerisinde de gerçekleştirdik. Faydası oldu. Ama bu hani dediğim gibi bütün süreci şeye çevirdiğimiz, dijitale çevirdiğimiz anlamına da gelmesin. Hep birlikte yapıyoruz. Ha, şu çalışmayı da göstermek istiyorum. Bu bizim borderline çalışmamız. Borderline'ı da 2017'de yaptık. Burada da hareket sensörlerine tepki veren 396 tane kumaşımız var. Şu kumaşlara yaklaştığınız zaman buradaki Arduino'lara bağlı hareket sensörleri sizi fark ediyorlar. Motor sürücülere sinyal gönderiyorlar. Oyuncak araba tekerlerinden yaptığımız şu arkadaşlar kumaşların içinden geçen misinaları topluyorlar ve kumaşlar hareket ediyorlardı. Bizim çok sevdiğimiz çalışmalardan bir tanesiydi. Şunu da göstermek istiyorum. TOKİ Temelli'de yaptığımız çalışma geçtiğimiz sene. Orada da böcekler için bir yapay yuva tasarımı yaptık. Okulun bahçesinin daha fazla tozlaştırıcı böceğe ev sahipliği yapması için 4. sınıf öğrencisi arkadaşlar, özür dilerim, 5 ve 6. sınıf öğrencisi arkadaşlarımızla çalıştık. Onu da göstermek istedim size. Şu da bu yılki temel tasarım stüdyosu çalışmamızın dönem sonu, birinci dönemin sonunda yaptığı finalle ilgili. Burada da okulumuzun, stüdyomuzun olduğu binanın fuayesini kocaman bir sergi alanına dönüştürdük. 20 metreye 7 metrelik bir beyaz kumaş alan inşa ettik. Bunun içerisinde ışık, ses, koku, doku, hareket den oluşan, yani mekanın bütün unsurlarını etkileşimli olarak içeren bir çalışma yapmaya çalışma gerçekleştirdik. Bu arada size göstermek istediğim bir şey daha var. Bunu kapatayım. Şuradan bir şey açacağım. Bu arada soru ya da yorum varsa hemen durabilirim. Yok galiba. Galiba. Tamam. Benim bir Ben sorum devam olacak edeyim. da ses geliyor Buyurun. ama ben biraz Evet. ileri aşamalarla alakalı birkaç soru sormak istiyordum müsaitseniz. Oyun mimarlığı için geldim ben de söyleşiye. Diyelim ki 5-10 sene sonra bu sektörün nereye evrileceğini düşünüyorsunuz? Ben bunu merak ediyordum. Tamam. O zaman oradan devam edelim. Şimdi bundan 20 sene oldu mu? Tam 21 sene evvel, 22 sene evvel bir mimarlık öğrencileri buluşmasında, o zaman Gazi Üniversitesi'nde yapılmıştı. 2002, 2001, 22 sene evvel. 2001'de Gazi Üniversitesi Mimarlık Bölümünde yapılan mimarlık öğrencileri buluşmasına gitmiştik. O zaman yüksek lisans yapıyordum ODTÜ'de. İki tane çok değerli mimar büyüğümüz sohbet ediyorlar. Türkiye'deki mimarlık ortamının sorunları üzerine konuşuyorlar. Ben de nasıl cesaret ettiysem el kaldırdım ve dedim ki
Nasıl oluyor da siz yani bu kadar kötüyse ama bu kadar bu mimarlık öğrencileri de sizin stüdyolarınızdan geçiyorsa sizin stüdyonuz siz stüdyodan çıktıktan sonra biri içeri girip öğrencinin aklını mı çeliyor? Ne oluyor da böyle bir kötü mimarlık ortamı var demiştim. Şimdi bugün aslında söyleşiye başlarken sizin sorunuzu söyleşiye başlarken bekliyordum böyle bir şey gelirse diye. Düşünüyorum neden bir kere mimarlar oyun sektörüne giriyorlar? Bence birinci soru bu. Niye herkes oyun sektöründe? Niye herkes 2 milyon dolarlık bir oyun yapmak ve onu satmak ve Datça'ya gidip bir kendine bir yer açmak istiyor ya da Bodrum'a ya da Fethiye'ye? Bence temel soru bu. Bence bizim mimarlıkla ilgili, mimarlığın geleceğiyle ilgili, yapılı çevrenin geleceğiyle ilgili ve bizim mimarlık yapma biçimimizle ilgili sorularımız var. Bir boşluk var. Bir şey kesintiye uğruyor. Önce buna cevap vermemiz lazım. Galiba biz öğrencilerimize mimarlığın dünyada fiziksel bir dönüşüm olduğu, bu dönüşümün taşıyıcısıyla, malzemesiyle, ölçüsüyle, müşterisiyle bir gerçeklik olduğunu anlatmayı başaramıyoruz. Tam tersine şunu söylüyoruz. Dışarıda mimarlık kötü, işte burada içeride uçun uçabildiğiniz kadar. Ya evet ama mimarlık işte o uçmanın gerçekleşmesinin yollarını aradığınız yerde var. Sadece uçmak derseniz Asimov yapıyor bunu. Ya da filmlere sahne tasarlayan arkadaşlar mesela Dune izlediyseniz mekanlar muhteşem. Yani filmin kendisi için çok yorum yapamayacağım ama mekanlar gerçekten muhteşem. Ya da ben mesela James Bond filmlerinin mekanlarını özellikle 70'lerdeki Sean Connery'li olanları çok başarılı bulurum. Incredible ailesindeki o inanılmaz aileydi galiba. Ondaki mekanlar çok benzer böyle ilk filmdeki kötülerin mekanları hep daha iyidir bu arada. Tasarımcılar, mekan tasarımcılar, yani mimarlık alanının dışında bunu hayal eden insanlar bunu yapıyorsa mimarlık orada.